Mühterem Müslümanlar, önce özüme sonra size Allah Azze ve Celle'den ona yaraşan şekilde korkmağı tövsiye edilen. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, ey iman getirenler, Allah'tan ona yaraşan şekilde korkun ve Müslüman olarak can verin. Aziz Müslümanlar, İslam'da kardeşliğin ehemmiyeti, İslam'da kardeşlik ruhunun ehemmiyeti birçok menfaatlerden daha üstündür. Önce onu bilmemiz lazımdır ki, kardeşlik dedikte umumi şekilde üç kısma bölünür. Nesilden olan kardeşlik, sütten olan kardeşlik ve dinden olan kardeşlik. Nesilden olan kardeşlik odur ki, ya ata ana kardeşidir, ya ata taraftan kardeşdir, ya da ana taraftan kardeşdir, buna nesilden olan kardeşlik deyilir. İkincisi süt kardeşliği, ya olabilsin sana kimse 5 defa doyunca süt verip onun evlatları senin için kardeş sayılır veyahut da senin anan başkalarına 5 defa süt verip ve sen senin anayın sütünü kabul edenin kardeşi sayılırsan, üçüncüsü de kardeşler İslam kardeşliğidir. Bunlar en mühkem olan hem nesilden, hem nesepten, hem sütten, hem de İslam'dan olan kardeşliktir. Her üçü cem olan kardeşliktir en mühkem olan. Olmadığı takdirde en mühkem kardeşlik ise İslam üzere olan kardeşliktir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Hakikaten müminlerdir. Gerçek şekilde kardeş olanlar. Ona göre ki mühterem kardeşler, eğer insanlar, insanların bugünkü günde yaşadığımız hayatta bir araya gelmenin, bir araya gelmeklerinin maksatlarına baksa, görelim ki insanları cem eden bir neçe şeyden biridir. Ya birbirinin yanına mallarına, kullarına göre gelirler. Yani menfaate göre gelirler. Ya birbirinin yanına güçlerine göre gelirler. Ya kiminse vazifesine göre gelirler. Şan şöhretine göre gelirler. Ya da kiminse yanına sadece ve sadece Allah için gelirler. Kimin yanına kuluna göre gelirsen sen, kimin kimsenin yanına senin kuluna göre gelirse, bir kısa bak kulun olmadığı zaman ele senin birinci düşmanın o olacak. Kimse senin gücüne göre, vazifene göre, şöhretine göre seninle dostluk edirse, sabah sen bunları itirdiğin zaman ilk seni terk eden onlar olacak. Demeli Allah için olmayan kardeşlerin hamısı neyin yüzüne durursa onun ömrü o kadardır. Sadece ve sadece Allah için olan kardeşlik istisna. Çünkü bir Müslüman bir Müslümanla Allah için kardeşlik ettiyse ne onun gözünde senin kulun, ne senin vazifen, ne senin gücün, ne de senin şöhretin yoktur. Madem ki la ilahe illallah ehlisen, madem ki tevhid ehlisen, madem ki Müslümansan, senin kardeşliğin onun kalbinde son nefesinde kimi devam edecek ve ahiret günü de dünyada kardeş gördüğün gibi ahiret günü onunla beraber olacaksan. Kıyamet günü Allah için olmayan dostlukları olan şahslar hamısı birbirlerini lanetleyecekler. Mal için, pul için, güç için, şöhret için, vazife için, kısa şekilde menfaat için birbirlerine dostluk edenlerin hamısı kıyamet günü birbirlerine lanet okuyacaklar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf Suresi'nin 67. ayetinde buyurur. El-ahillâ'u yevme'idin ba'luhum li ba'din aduvvin illel muttakil. O gün, kıyamet günü, ahiret günü, insanlar hak hesap bu dünyada ettikleri amellere, hayırda hayır, şerde şer, hesap verecekleri günü Allah Azze ve Celle buyurur ki o gün bütün dostlar birbirlerini lanet edecekler. Birbirlerine Allah'ın sana lanet olsun diyecekler. Birbirlerine söyleyecekler. Allah için bir araya gelip dostluk edenlerden başka. Mehterem kardeşler, İslam dininde kardeşlik akide meselesidir. İnanç meselesidir. Ve sen bir Müslüman olduğun için
başka bir Müslümanı sevmek mecburiyetindesen, başka bir Müslümanı sevmemek senin imanın noksanlığına, nakisliğine delalet edilir. Başka bir Müslümanı sevmek, ona hürmet etmek, destek olmak, tarafında olmak senin imanın alametlerindendir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet ettiği sahih hadisinde buyuruyor. El-Muslim ahl-Muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu ve men kâne fî hâceti ahîhi kâne Allahu fî hâcetihi ve men farraca al-mu'minin kurbeten farraca Allahu anhu kurbeten min kurubat yevmel kıyâme ve men satara muslimen satara Allahu yevmel kıyâme. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanın eline teslim etmez. Kim Müslümanın yardımına koşarsa, kim bir Müslümana yardım ederse, maddi ve manevi, Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısının gitmesine sebep olursa, kıyamet günü sıkıntıların gitmeye ihtiyacı olan bir günde Allah o Müslümanın sıkıntısını gizdirer. Kim bir Müslümanın eybini örterse, kıyamet günü Allah Azze ve Celle onun eybini örter. Hadisin eks manasına bakın muhterem kardeşler. Kim bir Müslümanı zulmederse, Müslümanı düşmanın eline teslim ederse, Allah Azze ve Celle o insanın zulmolmasına kapı açar, Allah Azze ve Celle hemen insanı düşmanına teslim eder. Kim bir Müslümanın kederlenmesine gelmesine sebep olursa, Allah da onun kederlenmesine gelmesine sebep olur. Kim bir Müslümanın eğbini açarsa, evinin ortasında ne olursa Allah onun eğbini açar. Abu Hureyre'den hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccini ederken sahabelerine böyle bir tövsiye etmiştir. La tahasadu ve la tabaradu وَلَا تَدَبَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize haset bakımlık etmeyin. Birbirinizde olan nimetin gitmesini istemeyin. Birbirinizden nifret etmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinize arka çevirmeyin. Müslüman olarak Allah'ın kulları kardeş olun. El-Muslim ahl-Muslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. لَا يَظْلِمُوا ona zulüm etmez. Ve la yahzuluhu ve onu başkasının kabağında küçümsemez. Ve la yahkiruhu özünü ondan artık tutmaz ve kardeşini tehkir etmez. Ettakva hauna ettakva hauna ettakva hauna ve yuşiru ila sadrihi thalâthe merrât bihasab imri'in mineşşerri en yahkir ahâhul muslim kullul muslimi alel muslimi haram demuhu ve irduhu. Bu hadis kardeşler bir Müslüman için hayat düsturudur. Hayat konstitüsyasıdır. Müslümanın hayatta gelişatını ona öğreten Rabbani bir kanundur. Allah Peygamber sallallahu bu hadiste buyurur ki Müslüman Müslümana zulüm etmez. Ne dilinle, ne elinle, ne malınla, ne gücünle, ne vazifenle sana halal değil ki bir Müslümana zulmediysen. Ve la yahzuluhu ve ona yardım etmesi bir yerde onu düşmanın eline terk etmez. Müslüman Müslümanın tehkir etmez. Başkalarının yerinde küçümsemez. Alçaklamaz. Ve özünü ondan yüksek seviyede tutmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu cümleler diyenden sonra ne diyor? Diyor ki etekba hauna. İman insanın kalbindedir. Takva insanın kalbindedir. Sen özgür ikram edemeyle değil. Sen günde bir maske takmakla değil. Sen özünün imanını göstermeyle değil. Senin imanını subut eleyen senin emellerindir. Senin tasarrufatlarındır. Senin davranışındır. Eğer sen bir Müslümana zulmedirsen sen, eğer sen bir Müslümanı küçümseyirsen sen, bir Müslümanın özünü yüksek tutursan sen, bir Müslümanı düşmene teslim edirsen sen, senin imanın var demeyin yalandır. Ben takva ehliyem demeyin yalandı. Ben müminim, imanım en yüksek seviyede demeyin yalandı. Çünkü iman kalbdedir ve sen onu emellerine subut etmelisin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir Müslümana şer olarak
alçaklık olarak, şerefsizlik olarak yeter ki bir Müslüman kardeşini tehdit etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Müslümanın Müslümana kanı da, malı da, irzi de haramdır. Yani sen ne bir Müslümanın malını yeme hakkın yoktur. Ne bir Müslümanın irzine, namusuna söz atmaya hakkın yoktur. Ne de sen bir Müslümanın kanını akıtmaya hakkın yoktur. Bunların hepsi Müslümanın Müslüman hakkında haram olan alametlerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Çünkü kardeşlik kardeşler akide meselesidir. İnanç meselesidir. Kimin imanı ne kadar yüksek olursa, ne kadar bir insan Allah'ı çok tanıyırsa, ne kadar bir insan Allah'tan çok korkursa, o kadar Müslümanlara karşı kalbinde muhabbet, Müslümanlara karşı rahmet, Müslümanlara karşı hürmet ve Müslümanlara karşı özel yardım ediyor. Ne kadar bir insanın kalbinde küfür, Müslümanın bir insanın kalbinde küfür, bir insanın kalbinde şirk, ne kadar bir Müslümanın kalbinde iman zayıftırsa, o kadar bu geçen şeylerde onda zayıflık veyahut da bu şeyler onda olmamak var. Mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sahabelerine soruşur ki, siz bilirsiniz mi ki imanın en yüksek şöbesi nedir? En yüksek şöbesi nedir? Sahabelerden biri diyor ki namazdır, biri diyor ki oruçtur vesaire vesaire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki imanın en yüksek seviyesi Allah için sevmek, Allah için nifret etmek, Allah için dostluk etmek, Allah için düşmançılık etmektir. Çünkü bir Müslüman bir Müslümanı onda olan ilme, onda olan imana, onda olan dine gösterdiği hayra göre olmalıdır. Bir Müslümana olan nifret, dine olan zararı, dine olan düşmançılığı imanının zayıflığına göre olmalıdır. Neinki sevgi ve muhabbet, hemçinin dostluk ve düşmançılığı da bunun esasında olmalıdır. Bugün ona göre Müslümanlar, kardeşler bugünkü günde heybetleri itip ki, Müslümanların arasında esas sevginin temeli görürsünüz ki mala kula güredir. Bir insan imanlı, takvalıdır. Her hansı bir senin menfaatine tokunduğu zaman milleti onun aleyhine kaldırırsan ki nedir senin malın, kulun azalmasına sebep olabilir. Ama senin en yakın adamın namazını zayi ederse, zekatını vermezse, fasıklığı ederse, Allah'ın koyduğu hedleri aşarsa, pis pis günahları düşerse aranızdaki pul menfaat etmesin diye bunların hamısına göz yumarsan. Bunun özü fasıklığın, imansızlığın, Allah'tan uzaklığın en büyük alametidir. Çünkü sevgi, dine olan bağlılık, Allah'a bağlılıkla, Allah'a olan imanla olmalıdır. Bugün buna müşahede olmaya çok zaman müşahede olmuşum. Bakın sen ki bir ilim adamının dalıyla danışma, bir imanlı insanın dalıyla danışma, bir İslam menfaati için çalışan bir insanın dalıyla danışma adi şey olur. Çünkü bazen o insan onun bazı menfaatlerine tokunduğu için. Ama bir fasık, bir kafir, bir münafık, bir cahilin dalıyla danışma onun için mümkün değil. Veyahut onu tehkir edemez. Veyahut ona neyse başka kalmak mümkün değil. Çünkü bu olduğu zaman menfaatler kopabilir diye. Ben çok vaktler diyorum ki kardeşlerin arasında ihtilaf olduğu zaman bakın görün. Mesele dindi mi? Mesele dünyadır mı? Eğer mesele dindiyse hacimini verin sadece. Mesele dindiyse hacimini verin. Mesele dünyadırsa hacimini verin. Dünyalı bir meselede dünyanın ayak üstüne kaldırıp da dini bir meselede var şeytan kim oturmak düzgün değil. Bazı insanlar var kardeşler. Bir Müslüman her şey tutar ki yerindedir. Ama bir tane hatası var. İki tane hatası var. Hata da Allah'ın özü arasında olan bir günahtır. Bakırsan ki onu gözden salmak için ifşa edilir ya her yerde gezir. Nedir? O insanın biraz ona menfaat tarafından tesir olur. Ama bir taraftan bakırsan ki o birinin akşama kimi dine, akşama kimi İslam'a zararlı tepesinden yukarıdır. Bakırsan ki ne namazı yerindedir, ne zekatı yerindedir, ne orucu yerindedir. Zövcesinin başı açık,
içki meclislerinde olan süfrelerde gezmek, fasiklerde yaptırdığın bütün alamatlar önünde zahirdi. Akşama kimi bakıp sanki hoş, güleriz. Hiç zerre kadar da bu şeyler onun yüzüne çekip nefret etmez. Niye? Çünkü böyle olduğu halde bundan gazemi gelir ve bunu işten kovar, şerikliğini ayrar, menfaatler bozlar ve ona göre de lan şeytanın yolunu oynuyor. Böyleleri hakikaten dost değil. Böyleleri hakikaten dost değil. Abu Hureyre radıyallahu anh'ın yanına bir nefer gelir der ki, seninle dostluk etmek isteyerek, senin dostluğun olmak isteyerek. Der ki, benimle dost olmak çok çetindir. Der, nece çetindir? Der, çünkü benimle dost olursansa hukuklarını yerine getirmelisin. Der, o zaman de, ben de hukuklarını yerine getiririm. Der, ben de dostum oldunsa, seni nasihat eden de kalbini ferah tut. Kalbini aç yine. Senin eyiplerini sana dediğim zaman daralma, benden incime. Ve benim eyiplerimi gördüğün zaman susma ve incisen bile onu bana değme. Gerçek dostluk beledir. Dost dosta hile vurmaz. Dost dostun eline göz yummaz. Dost dostun arkasıyla danışmaz. Dost dosta terah gelmez. Dost dostunu gözden salmaz. Dost dostuna zulmeleyip onu tehdit etmez. Bunların hamısı sahtekar dostların sifatleridir. Mühterem kardeşler, Allah Azze ve Celle müminlerin kardeş olmalarının, birlik olmalarının İslam'a ne kadar hayır vereceğinden bizlere danışır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 103. ayetinde buyurur. وَاَتَصِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipinden mühkem yapışın ve parçalanmayın. Ve sizi mal devlet, vazife, güç, şan şöhret, dünyalı meseleler sefinizden bölmesin. İslam dairesinden çıkarmasın. Sünnet dairesinden çıkarmasın. Ve hakiki müsallam olun. Allah'ın kitabına mühkem sarılın. Müsallam müsallam için bu divarı tutan taşlar olmalıdır. Bir taş bir divar olabilmez. İki taş bir divar olabilmez. On taş bir divar olabilmez. Ta onları birbirlerine sen bağlamadıkça. Mümin tek güçlü olabilmez. İki güçlü olabilmez. Yüz mümin güçlü olabilmez. Ta onların aralarını İslam birleştirmedikçe. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birleştirerek buyurur ki, mümin mümin için bakın bile kopmaz bir divardır. Birbirlerini tutan bir divardır. Çünkü mümin mümini küçümsemez, ele vermez, zulmetmez, onu satmaz, gıybetini etmez, casusluk etmez ve bir beden kimidir mümin. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müminlerin grupları, müminlerin toplumları bir beden kimidir? Eğer senin bir parmağın ağrısa, onun ağrısını bütün bedenin hissedir. Elece de müminler alemi böyle olmalıdır. Bir mümin eziyet çektikte, İslam alemi de eziyet çekmelidir. Bakın mühterem kardeşler, bakın yeryüzüne. Bakın yeryüzünde olan hadiselere, gidişatlara, müsallamların elindedir. Tabii servetlerin çoğu. Petrol müsallamların elindedir. Gaz müsallamların elindedir. Kömür en çok İslam hükümetlerinden çıkıyor. Kızıl en çok müsallamların hükümetlerinden çıkıyor. Hemçinin gümüş. Bütün tabii servetlerin merkezi. Avrupa'nın, Amerika'nın dolayan, onların bugünkü günde teknoloji taraftan inkişaf etmeye sebep olan, teknolojinin inkişaf ettiren maddelerin, servetlerin menbeği Müslümanların hükümetidir. En kasıf da Müslümanların hükümetidir. En eziyet çeken de Müslümanların hükümetidir. En çok muharebeler de Müslümanların hükümetidir. Müslümanların hükümetindedir. En çok katre yetirler de Müslümanlardır. En çok azap eziyet çeken de Müslümanlardır. Bunların esas sebebi bilirsiniz nedir? Esas sebebi Müslümanların arasındaki kardeşliğin kopmasıdır. Esas sebebi Müslümanların birbirlerinin ayrı salmalarıdır. Müslümanların arasında birbirine karşı kin salmalarıdır. Adalet salmalarıdır. Herkes bilir ki, hatta tarih boyu haçperestler, tarih boyu başka din sahipleri, Müslümanlarla inan cüzle, yüz illerle müharebe edipler, yüz binlerle milyonlarla insanlar ölüptür. Tarihte bunu subut edipler ki, bir Müslüman cemiyetini, bir Müslüman alemini dağıtma mümkün değil ne gücle,
ne silahla, ne orduyla İslam ümmetine kimse galibe çalabilmez. Ancak Müslümanların elinin galibe çalmakla, aralarına nifak sokmakla, parçalamakla, birbirlerine karşı düşman etmeyle, bugünkü günde çıkmış Vahabizm ideyası, Vahabistler, Vahabizm, teröristler, pahpedanlar, sakkallılar, selefiler, bu çok ideyaları niye salıklar bilirsiniz mi mühterem kardeşler? Hatta insanlar birbirine nifret etsin diye. Bugün Müslüman hükümetlerine giderken, sen kafirlerden, haçperestlerden ve Yahudilerden daha önce öyle Müslüman ideyalardan tezik görürsen, onlar da sana diyen ki, Vahabistsen mi? Teröristsen mi? İşitçisen mi? Kimse, pahpedansan mı? Radikalsan mı? Kimse, Müslümanlar seni dekeliyor. Müslümanlar seni gözden salır. Müslümanlar seni tersini tehdit edir. Her geri Müslümanları duramadır. Ve bu adların, bu terminlerin, bu ideaların ortaya salınması boşuna değil. Hatta garip ülkelerinin birinin siyasetçilerine soruşurlar ki, Müslümanlar artık ayrıldılar. Bildiler ki Vahabist diyen de, Vahabist denen bir idea yoktur. Sakala göre değilsinizse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmete gönderilen peygambere göre Müslümanlar sakal saklıyor. Bu ümmete gönderilen peygambere göre Müslümanlar balaklarını kaldırır. Bu ümmete gönderilen peygamberlere göre Müslümanlar dinlerini yaşıyor. Ve bunun hiç Vahabistliğiyle asla alakası bile yoktur. Ne böyle bir firka var, ne böyle bir cemaat var, ne de böyle bir inanç var. Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimallah, İslam ümmetine gelen, gönderilen, İslam aleminde yer tutan, binlerle, yüz binlerle yer tutan alimlerden sadece biridir. Neye göre bugün Vahabiz mi derler, Vahabizler değiller mesela. İbn-i Kayyimçiler demirler, İbn-i Teymiyyekçi demirler, İmam-ı Nevavi'çi demirler, İmam İbn-i Recep'çi demirler. Neye göre başka alimleri demirler? Halbuki o da alimlerin dediğinden başka bir şey değildi mi? Sadece ve sadece bunun ortaya atılması, Müslümanlar birbirlerine nifret etsinler diye, Müslümanların bacardığı şekilde eziyet versinler diye, türbelere doldursunlar diye ve Müslümanları tehdit etsinler diye, terzikler görsünler diye ve buna göre de Müslümanlar terziklere maruz kalır, Müslüman simalarından çıksınlar diye. Bir siyasetçiden soruşurlar garip ülkelerden ki, Müslümanlar ayrıldılar, daha Vahabistlik sözüne inanmıyorlar, teröristlik sözüne inanmıyorlar. Bakınlar ki hamsi bir oyundur, indi ne ineceksiniz? Eğer biz iller boyu Müslümanların arasına bir ad atıp, bir leke atıp, parçalamayı bacardıksa, ad seçmek bizim için çetin değil. Sabahta bir ad seçip onları lekeleyecek. Ona göre ayrı olmak lazımdır Müslümanlar. Aziz kardeşler, düşmanın eliyle birbirimizi vurmayan, birbirimizi lekelemeyen, birbirimize pis adlar koşmayan, birbirimizi ele vermeyen, birbirimize karşı pis zannetmeyen, bilen ki la ilahe illallah ehliyim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindeyim, Allah'tan korkurum ve küfürden ve şirkten nifret edeyim, sünneti severim, Müslümanları severim, Kur'an-ı Kerim'i severim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini severim, cenneti severim ve cehennemden korkurum. Müslümanlarım, yani bizi kimse parçalamasın, kimse bizi aldatmasın, kimse aramıza nifak sokmasın. Allah için yaşayan, Allah için sever, Allah için beraber olan, Allah için birbirlerimizi ıslah eden, hakiki kurtuluş ve hakiki nicat buradadır. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bizden ölçünü faydalardan etsin. Amin. Bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Bizleri İslam düşmanları şerrinden, fitnesinden, böhtanından korusun. Amin. Allah için kardeşliği eden, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılanlardan etsin. Amin. Ve estağfirullah l-azim aleyhi ve lekum ve lisa'il muslimin etmin kulli dam. Festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم kardeşler bir Müslüman bir Müslümanı Allah için sevmesi onun cennete girmesine sebeptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki siz iman etmedikçe, Allah'ın tekliğine inanmadıkça cennete girmeyeceksiniz. Ve siz iman etmiş olmazsınız ta birbirlerinizi sevmedikçe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet günü hiçbir yerde gölge olmayacak. Güneş insanların başının üstünde olacak. O gün 7 toplum insan Allah'ın elçinin gölgesinde olacak. Onlar hiçbir eziyet çekmeyecek. Onlardan bir toplum da birbirlerini Allah için sevenler olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği sahihinde buyurur, erşin etrafında minberler olacak. Erşin etrafında minberler olacak. Ucadan, hündürden tahtlar ve taclar olacak. Ve o tahtlar ve taclar nur saçacak. Onların üzerinde nur saçan paltar giyinmiş insanlar oturacak. Onlar ne peygamberler olmayacak, ne de şehitler. Onları peygamberler ve şehitler kıskanacaklar. O mevamda oldukları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sahabeler dedi ki ya Resulallah, telessinler sahabeler, ya Resulallah kimlerdi onlar? Kimlerdi o minberlerin üzerinde nur saçan insanlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah için birbirlerini silver. Allah için birbirlerini ziyaret edenler olacak onlar gibi. Onlar, kıyamet günü o minberin sahibi olmak isteyirsen sen, nur doğan, nur saçan minberde oturmak isteyirsen sen, nur saçan paltarda oturmak isteyirsen sen, hatta peygamberlerin, şehitlerin seni kıskanmağını isteyirsen sen, kalbindeki Müslümanlara olan bu kini, bu hasedi, bu nifreti çıkar. Yerine Müslümanı sevmek, Müslümanı hürmet, Müslümanı yardımı doldur. O zaman Allah Azze ve Celle minberi sana bahşeyleyecek. Aziz kardeşlerim, sözümü ve hutbeni tamamlamak istedim. Hakiki kardeşlerin insana bahşettiği hayırları zikrederek. Hakiki kardeşlik bir Müslümana karşı nifret, kerahiyet, buğz beslemeyle seni koruyor. Hakiki kardeşlik bir Müslümana karşı casusluk etmeyinden seni koruyor. Hakiki kardeşlik bir Müslümanın gaybetini etmekten seni koruyor. Hakiki kardeşlik bir Müslümanın ardıyla yalan danışmaktan ve onun namlılığını etmekten seni koruyor. Hakiki kardeşlik seni Allah katında ucaldı ve senin nur saçan minberde oturmana sebep olur. Allah Azze ve Celle buyurur, Hucurat Suresinin 12. ayetinde وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Birbirinizin sirlerini aktarmayın, casusluk etmeyin, birbirinizin gıybetini etmeyin. Çünkü casusluk, bir Müslümanın eğbini aktarmak, bir Müslümanın eğbini aktarmak, ona haset etmeye, sonra onun hakkında böhtel atmaya, gıybet etmeye, iftira etmeye, haset etmeye ve Müslümanların arasında parçalanmaya sebep olur. Aziz ve mühterem kardeşler, son olarak özüme ve sizlere demek isteyelim ki Allah'ın insana bahşettiği bu kalp insanın bedeninde olan en önemli üzüktür. Bu kalbin ıslahı seni firdevs cennete Muhammed Salsat'ın beraber olmakla sebep olabilir. Bu kalbin ifsadı, bu kalbi fesada uğratmak senin Ebu Leheb'le, Karun'la, Firavun'la, Deccal'la, İblis'le cehennemin en aşağı tabakasında haşredilebilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizin bedeninizde bir parça et var. Ayarı düzelerse bütün beden üzgünüz düzeler. Ayarı fesada uğrayarsa bütün bedenimiz fesada uğrayar. O da insanın kalbidir. Gelin beraber şekilde kardeş olalım. Samimi olalım. Dürüst olalım. Aramızda olan kini hasadı kaldıralım. Allah için birbirimizi sever. Allah için birbirimize yardım edin. Allah için birbirimize destek olan, kıyamet günü bize fayda veren mes bu olacaktır. Və
ve ayakta yardım eden ve bize fayda veren amellerden en önemlilerinden biri bu olacak. Allah Azze ve Celle kalbimizi nifaktan, küfürden ve şirkten temizlesin. Amin. Allah Azze ve Celle kalbimizden hasedi, pahalılığı, kini doldursun. Yerine iman, takva, Allah için sevgi doldursun. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla, uca sıfatlarıyla dilerim ki Müslümanları, bütün Müslüman alemini İslam düşmanlarının şerrinden, fitnesinden, hasedinden, pahalılığından korusun. O kesmek ki Müslümanların heybetini itirmek için, Müslümanları zarar vermek için, Müslümanları tahkir etmek için hile kurulan Allah onları öz kurdukları hileye salsın. Bazlıkları kuruya salsın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin. Amin. Bu evdeki Müslümanlar hastadır. Allah onlara şifa versin. Amin. Bu evdeki Müslümanlar esirlikte de Allah onları esirlikten azat eylesin. Amin. Bu evdeki Müslümanlar borç içindedir. Allah onların borcunu ödemez için yardım eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bizleri kardeş olarak bu dünyada cem ettiği gibi ahirette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğu tevhid bayrağının altında cem eylesin. Amin. Sahip olduğu Kevser bulağından, Kevser suyundan doya doya içmeyi nasip eylesin. Amin. Bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih insanlarla haşir eylesin. Bilerekten bilmeyerekten ettiğimiz günahları bağışlasın. Amin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları Allah bağışlasın, Allah kabul eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri, zürriyetlerimizi, validelerimizi ıslah eylesin. Amin. Ve bilerekten bilmeyerekten ettiğimiz günahları affeylesin. Müslüman olarak yaşatsın. Müslüman olarak köçmeyi nasip eylesin. Amin. Son kelimemizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah kelimesini demeyi nasip eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki mühterem kardeşler imanla, ihlasla, ihtisamla Ramazan ayının orucunu tamamlamak nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.